Merhaba sevgili gençler, BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Yeni bir resimli bulmaca videomuzla birlikteyiz. İkinci sezonumuzun 13. videosu. Diğer videolarımız için açıklama kısmına bakabilir ya da oynatma listelerimizden ulaşabiliriz. Şu an videomuzu izleyip de hala kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız varsa öncelikle kanalımıza abone oluyorlar. Yanındaki zil tuşuna basarak da bildirimlerini açıyorlar. Biliyorsunuz videomuzda sizden gelenler bölümü var sevgili gençler. Siz de kendi resim öğelerinizi yapıp ya da internetten bulduğunuz güzel resim öğeleri bizimle paylaşırsanız sizin adınızla yeni videolarda yayınlarız. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle geçen haftaki sorumuzun cevabını bulacağız. Buna benzer bir sorumuz vardı geçen haftaki resmimizde. Ortada bir D harfi görüyorsunuz. İki tane de Li hecesi görüyoruz. Ne var burada? İki tane Li hecesi. Başında da D. Cevabımız dikili olacaktı. Bu cevapla ilgili sizden gelen yorumlara bakalım hızlıca. Şimdi de bu soruya doğru cevap veren arkadaşlarımızın isim listesini göreceğiz. Yine iki sayfada olacaklar. Siz de bu listede yer almak istiyorsanız bu video sonundaki soruya doğru şekilde cevap vereceksiniz. Ve cevap hakkındaki yine ilginç ve esprili yorumlarınızı bekliyorum. Ve haftanın ilk resmiyle başlıyoruz sevgili gençler. Her zamanki gibi 5 saniye bekliyorum. Sonra ipucu veriyorum. Sonra da birlikte çözüyoruz. Buradaki ipucumuz şöyle sevgili gençler. İki tane aynı hece var. Birini büyük, birini küçük yazmışız. Bize ok işareti küçük olanı gösteriyor. Evet, ne dedik? Lık hecesi var. Lık dedik. Burada ok işaretimiz küçük olanı gösteriyor. Küçük lık. Olmaz. Küçüğü farklı bir şekilde söyleyelim. Ufak diyorum. Cevap ufaklık oldu. Evet, bu soruyu doğru bilenleri gerçekten tebrik ediyorum. Yorum kısmında doğru bilenler kendini belirtebilirler. Ve şimdi de ikinci sorumuz. Buyurun bakalım. Bu soru için ipucumuz şu. Buradaki gördüğünüz eksi matematiksel değil, Türkçe dersinde böyle kelime sayfa sonuna geldiğinde kesiliyor ya, orada kullandığımız işaret. Evet, çözüyoruz. Bu neydi? Tire arkadaşlar. Tire. 13D artık alıştığınız plaka kodlarından geliyor. Bolu'nun plaka kodudur. Cevap Tire Bolu olacaktı. Üçüncü resmimiz. Evet sevgili gençler, buradaki ipucunu artık anlamışsınızdır. Renkleri görüyorsunuz. Buradaki oklar da değişimi ifade ediyor. Çözelim. Ne görüyoruz burada? Bakın ış yazıyor. Fakat ışığı kırmızı renkle yazmış. Kırmızıyı ne diyorduk biz? Al. Iş yazmış kırmızıyla. Kırmızının diğer adı al ile yazmış. Al ış. Burada da bir kan damlası görüyoruz değil mi? Kan. Fakat bir detay var. Bakın diyor ki I ile A yer değiştirsin. A'yı çıkar, I yaz. Cevap alışkın oldu. Dördüncü sorumuza geldi sevgili arkadaşlar. Yine durduruyorsunuz ve çözüyorsunuz. Evet, bu sorumuz çok zor değil. 3 tane gen görüyorsunuz. Bundan dolayı ipucu vermedim. 3 tane gen, yani üçgen oldu. Normal matematiksel bir geometrik şekil. Ve sizden gelenler bölümüne geldik artık. İlk sorumuz İrem K tarafından gönderildi. Buyurun bakalım. Evet, ipucu vermeye gerek yok. Burada S harfi görüyorsunuz. Yanında küçük bir oyuncak ayımız var. Ayı yazıyoruz. Cevabımız sayı oldu. Ve ikinci sorumuz da Eren K tarafından gönderildi. Bunlar kardeş galiba. Evet, yine durdurup çözmeye çalışın bakalım. Yine kolay bir soruydu. Burada matematiksel sembolümüz artıyı görüyoruz. Yanına da Ş harfimizi koyduğumuzda cevap artış oldu. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik sevgili gençler. Şimdi ekranda gördüğünüz soruyu çözüyorsunuz. Cevabınızı ve esprili yorumlarınızı yazıyorsunuz. Ben de gelecek haftaki videoda sizin isimlerinizi de yayınlıyorum. Ayrıca siz de kendi resmelerinizi yapıp bize gönderebilirsiniz. Çok fazla vakit harcamanıza gerek yok.
biraz araştırma yapıyorsunuz veya biraz kafa yoruyorsunuz, güzel sorular ortaya çıkabiliyor. Tabii unutmadan, biliyorsunuz hafta içi ders videoları ve yazılı videoları da yayınlamaya devam ediyoruz. Onları da izleyebilirsiniz. Yeni videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.